kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz öncelikle. Tabii 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın içerisindeyiz. Bu vesileyle de hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Rabbim inşallah bayrama erişmeyi bizlere nasip eyler. Ve yine inşallah nice Ramazanları görmeyi nasip eyler bize hayırlısıyla. Öncelikle hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık. Ailenizle davetimize icabet ettiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tabi aramızda bir siyasi yeni bir siyasi kuruluşumuz var. Milli Yol Partisi diye. Milli Yol Partisi Şehit Muhsin Başkanımızın kurmuş olduğu partinin devamı diyebiliriz biz Milli Yol Partisi'ne. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nin içerisi boşaldığı için biz de o dönemlerde mevcut Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Muhsin Başkan'la bizzat beraber o çileyi çekmiş arkadaşlarımız var. Gerek cezaevinde, gerek yaşantısında beraber kol kola, omuz omuza verdiği arkadaşlar var. Bunlardan birisi şu anki Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır'dır. Yaklaşık 13 yıl kadar mahkum olmuştur. O dönemin aşağı yukarı 7 senesini falan da Muhsin Başkan'la geçirmişti. Yine aramızda Genel Başkan Yardımcılarımızdan Mustafa Karakaş abimiz burada. Divan üyelerimizden Serhat Bey burada. Yine Yeni Mahalli İlçe Başkanımız burada. Yine Sincan İlçe Başkanımız burada. Yine Ankara İl Teşkilatımız burada. Gerek Başkan Vekili Sayın İlker Bey burada. Daha sayamadığım Şaban Bey burada yine ilden. Teşkilat Başkan Yardımcımız burada. Yaşar abimiz burada, Kemal abimiz burada, Ankara İl Sekreterimiz, kafayı döndürmeyip bakmadığımız İzzettin abimiz burada, kendisi seçim işlerinden sorumlu. Ben hepinize bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah Allah nasip kısmet olursa ben Ankara İl Başkanıyım, Milli Yol Partisi'nin kurucu il başkanıyım. Bize nasip oldu, bize kısmet oldu. Ama Allah nasip kısmet ederse en kısa zamanda da bu ili kongreye götürüp tescillenip ondan sonra da siyasi hayatımıza devam edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, bugünkü Ankara İl Başkanımız Sayın Mustafa Bey'in vermiş olduğu iftara teşrif etmenizden dolayı hepinize şahsım ve partim adına Sayın Genel Başkanım Remzi Çayır adına teşekkür ederim. Yaklaşık 4 ay önce kurduğumuz Milli Yol Partimizin yaklaşık 4 ay gibi kısa bir zamanda 61 ilde teşkilatlarını kurmuştur. Allah yardım ederse inşallah yakın zamanda da kurultayımızı yapmak üzere 29 Mayıs olarak bir hedef koyduk. İnanıyoruz ki Türkiye'de siyaseti Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları daha namuslu, daha doğru, daha şerefli bir şekilde, biraz önce Mustafa Başkanım'ın da dediği gibi, insanların şerefli bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla yola çıkmış bir harekettir. Fazla söze de gerek yok. Mustafa Başkanım, teşekkür ederim. Tekrardan Allah kabul etsin. Rabbim tekrarını erdirsin inşallah. Sayın Ankara İl Başkanımıza, partimizin kurucu başkanlarına, Yeni Mahalle İlçe Teşkilatımıza, Sincan İlçe Teşkilat Başkanlığı'na, burada bulunan bütün arkadaşlarım, şahsım, arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ayağınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Sefa hoş getirdiniz. Bizi şereflendirdiniz. Şimdi hazır burada İlker Başkanım da varken Kemal Başkan falan dışarıya çıktı. Mustafa abi, Serhat Başkan da burada. Bilgi vereyim size ilçeler hakkında. Onun için bir iki kelam edeyim dedim. Şimdi zaten ayın 8'inde, önümüzdeki ay Mayıs'ın 8'inde Allah nasip kısmet ederse Yeni Mahalle ilçemiz kongreye gidecek. Bütün evrakları tamam. Sincan ilçemiz yine aynı şekilde bir WhatsApp grubu kurdular kendi aralarında. Aşağı yukarı 8-10 kişilik bir gruba ulaştılar. Tabii biz oraya kendi derneğimizden de şey vereceğiz. Kendi köyümüzün derneğinden oraya katılım yapacağız ama üye olarak katılım yapacağız. Ben ilçe başkanıma dedim kendi ekibini kur. Ben üye olarak sana katılımı sağlayacağım dedim. Maman zaten kongresini yaptık. Allah razı olsun Hasan Başkanımdan. Burada yok ama
Kendisi şehir dışında olduğu için gelemedi. Ramazan Başkanım bu tür yerler hiç kaçırmazdı ama çok kötü hasta. İzzettin Başkan'la da görüşmüş herhalde bu konuyu. Akyurt'ta yine bir arkadaşımız var. Harun Uyanık diye. Harun Uyanık da hayvancılıkla uğraştığı için çoban kaçmış. Onun için buraya gelemedi. Kalecik pardon. Onun haricinde aramızda kim yok? Fazlı yok. Keçören yok. Keçören bugün katılım sağlayamadı. Kendi işi olduğu için katılım sağlayamadı. Daha doğrusu söz verdiği için başka yere katılım sağlayamadı. Etemesut'tan bizim hemen hemen teşkilatımız hazır. Orhan abimiz Orhan Bozkurt'un yönetmenliği altında. Ama şu anda Can diye bir arkadaşımız ilçeyi götürüyor. O da inşallah nasip olursa ben bayrama kadar yapın dedim oraya kongresine ama yetiştirirlerse yapacaklar muhtemelen. Çankaya ilçe başkanımız aramızda yok. Biz Çankaya ilçe başkanlığında şöyle bir hata yaptık galiba. Şöyle oldu. Biz bayanlara katılım sağlaması için bir teklif sunmadık. Yani bir davet etmedik. Galiba ondan katılım sağlamadılar. Çünkü genel başkanla da iletişimden dolayı biraz sorun yaşadığımız için katılım sağlayamadı Sayın Genel Başkanımız. Haşim Başkanım da şehir dışında olduğu için katılım sağlayamadı. Ama saydığım 8 ilçeyi Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki ay mutlaka tamamlayacağız. Büyük kongreden önce tamamlayıp biz de 14 Mayıs'ın 14'üne kadar mutlaka Ankara ili kongreye götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kemal Başkan'ın bilgisi var. İzzettin Başkan'ın bilgisi vardır muhtemelen. Bunun için de sadece ilçelerin gözüne bakıyoruz. Yani ne kadar ilçeleri bir an önce harekete geçirirsek o kadar iyi olacak. Ben bunun için şöyle bir şey yaptım. Dursun Bey bugün burada yok. Şehir dışında olduğu için Samsun'da. Dursun Bey'le sizi ilçe başkanlarının grubunda olduğunuz için devam ediyorsunuz. Oradan İzzettin Bey'le Kemal Bey'i çıkarttım ben. Siz ilçeleri kurulum aşamasına getirip Kemal Bey'le İzzettin Bey'le tanıştırıp bunlar da evrak işlerini halledip kongreye götürecekler. Burada Mehmet'i ilave edeceğim gruba. Bu üçlü yani sen İlker Başkanım, sen Mehmet Başkanım, Dursun Başkanım. Bu üçlü ilçeleri kurulum aşamasına getirecek evrak için Kemal Başkan'la şeye yönlendirecek. İzzettin Başkan'a yönlendirecek. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz.